Sokulu Mehmet Paşa'nın 1567 yılında temellerini attığı Osmanlı mimarisinin en büyük külliyelerinden biri. Payas Sokulu Külliyesi. Bu külliyede aynı anda 1000 civarında insan ikamet edebiliyordu, dinleniyordu, karnı doyuruyordu, hayvanlarını barındırıyordu ve bir süre sonra buradan ayrılabiliyordu. Hamamlarında yıkanıyordu ve birçok kurumundan istifade ediyordu. Kim derdi ki 2023 yılında elim bir deprem hadisesi yaşayalım ve bu depremde Payas civarında yaşayan yüzlerce insan bu külliyeye sığınsın ve bu külliyenin medrese odalarında, kervansaray avlularında haftalarca barınsın ve hala barınmaya devam etsin. Şimdi sizinle beraber Payas'a gidiyoruz ve bu dev külliyeyi adım adım, oda oda, bütün detaylarıyla görmeye çalışacağız. Bugün depremzedelerin yıkanmaya çalıştıkları hamamlarını, ikamet ettikleri odalarını, kervansaray avlularını göreceğiz. Ve tabii ki depremde yıkılan Sokulu Mehmet Paşa'nın o günün padişahı Sultan II. Selim'e atfettiği Sultan Selim Camisi'nin yıkılan minaresinde göreceğiz. Arkamdaki muhteşem kaleyi görüyorsunuz. Şu an göremediğiniz bir muhteşemlik daha var. O da şu an sizin arkanızda bulunan devasa külliye. Evet, şu an Adana'dan yola çıktık. Antakya'ya doğru gidiyoruz. Adana-Antakya arasında tarihi ordu yolu, tarihi kervan yolu, ticaret yolu üzerinde 16. yüzyılda Sokulu Mehmet Paşa tarafından inşa edilmiş, Mimar Sinan'a yaptırılmış Osmanlı Devleti'nin en büyük 3 külliyesinden biri var. Payas Sokulu Mehmet Paşa Külliyesi. Ben 20 yıldır bu külliyeye gelirim. İlk geldiğim zamanlar bu külliye bir harap durumdaydı. Kervansaray bölümleri affedersiniz ahır olarak kullanılıyordu. Berbat. Her geldiğimde bir şeyler değişti, bir şeyler güzelleşti. Payas şehri büyüdü, büyüdü, büyüdü. Artık külliyenin dibine kadar geldi. Yani 20 sene evvel burası incin top attığı dağın başına ıssız bir yeriken şimdi Payas şehrinin neredeyse içinde kaldı külliye. Bir yönden güzel. Çünkü artık camiye gelen, namaz kılan insanlar var. Artık kervansarayda alışveriş yapanlar var. Dükkanlar dolu. Yeniden bu ıssız terk edilmiş büyük menzil külliyesi insanlığa kazandırılmış oldu. Ama unutmayın, burası öyle tarihte ıssız sessiz bir yer hiçbir zaman olmadı. Arkamda görmüş olduğunuz Payas Kalesi Roma İmparatorluğu döneminden kalma bir kale. Kalenin hemen arkası deniz ve dünyanın en önemli limanlarından bir tanesi var orada. Biraz daha ileri giderseniz Cin Kulesi'ni göreceksiniz. Cin Kulesi de Payas iskelesini koruyan liman kalesi. Ama bu kale şehir kalesi, bu arkamda görmüş olduğunuz devasa yapı ise 1567 yılında inşaatı başlayan, 1580'de bitirilen, ne demek bu tarihler? Mimar Sinan'ın ustalık yılları demek. Edirne'de Selimiye Camii'nin yapıldığı günler demek. İşte o günlerde bu devasa külliye ortaya kondu. Şimdi buradan bakınca insan bir şey anlamıyor, farkındayım. Yani bakıyorsun ne var? Vallahi bir minare gözüküyor. Bir de kubbe cami herhalde orası. İyi. Başka bir kubbe de burada var. Allah Allah, o ne acaba? Şurada ufak kubbeler var. Orada bir takım kurşun kaplı çatılar var. Buradan anlayamazsınız. Bu külliyeyi anlamanın en doğru yeri havadan bakmaktır. Havadan. Yıllar önce TRT'de, TRT Türk'te tarihin izinde programı için biz buraya geldik ekiple. Program yarım saatlik ve bir bölüm çekilecek. Burayı 3 bölüm yaptık. Bakın yemin ediyorum. Bir bölüm kaleyi çektik. Bir bölüm külliyenin bir kısmını çektik. Öbür bölümde külliyenin diğer kısmını. Bitmiyor. Devasa. İşte böyle devasa bir külliyeyi şimdi size özet olarak anlatmaya çalışacağım. Burada en eski olan şey kale demiştim size. Kaleden sonra en eski ikinci şey şu arkamızda gördüğümüz atik hamam. Yani eski hamam. Burası ikincisi. Bunlar zaten burada var. Zamanında mevcut. Kalenin hamamı olarak geçiyor. Kale hamamı. Sokulu Mehmet Paşa 1567'de o gün
Kanuni Sultan Süleyman vefat edeli 1 yıl olmuş. Yani Kanuni Sultan Süleyman bu küleyi gördü mü? Hayır, hiçbir zaman görmedi. Kanuni öldükten 1 yıl sonra temelleri atıldı bu külliyenin. Ve öyle devasa bir eser oldu ki. Diyeceksiniz ki ya burası dağın başı, daha yeni yeni şehirleşiyor. Böyle bir yere İstanbul'da Süleymaniye Külliyesi kadar büyük bir şey niye yaptırıldı? Cevap burası. Adana, Antakya arasındaki bu coğrafya, arkamızda Erzin kaldı. Az ötemizde Belen geçidi var. Orta Doğu'yu Anadolu'ya bağlayan tek geçittir burası. Onun için bu bölgede kıyamet kadar kale vardır. Toprak Kale, Anavarza Kalesi, Yılanlı Kale, Rum Kale. Burada bir sürü kale var. İşte bunlar coğrafyanın ne kadar ehemmiyetli olduğunu gösteriyor. Bu külliye niye bu kadar devasa boyutlarda? Ordular Anadolu'dan Orta Doğu'ya geçerken burayı kullansın diye. Hacca giden haç kervanları bu yolu kullansın diye. Her sene İstanbul'da dokunan Kabe'nin örtüsü Sürre alaylarıyla buradan Medine'ye, oradan Mekke'ye geçebilsin diye. Yani yüzyıllar evvel yaşıyor olsaydınız buradan geçerken illa burada konaklayacak, bir istirahat edecek, hamamlarında bir su dökünecek, imaretinde karnınızı doyuracak, hastaysanız şifahanesinde yaranızı sardıracak ve kervansarayında birazcık istirahat ederek kendinize gelecek, ezan okununca camisinde namaz kılacaktınız. Var mısınız? Aynısını hep beraber yapalım. Şimdi ne görüyoruz? Arkada hamamı görüyorsunuz. Bakın, kocaman bir kubbe var ve küçük kubbeler var. Hamamın o kadın ve erkek bölümleriyle beraber hamam. Önde minicik bir yapı var. Şu gördüğünüz küçücük yapı Sıbyan Mektebi. Yani ilkokul. Yani böyle bir külliyede eğitim de hiçbir zaman imal edilmemiş. Burası o. Şu arkada boylu boyuna uzanan kısım kervansaray. Yani kervansarayın hamama bağlanan ara boşluğu Arasta, çarşı. Çarşı kısmı, arkada kervansaray, onun yanında imaret ve şu görmüş olduğunuz cami var. Camiyi size en son anlatacağım. Finali orada yapacağız. Caminin ortasında 1354 yaşındaki o eski yaşlı zeytin ağacını göreceğiz. Zeytin ağacı 1354 yıldır orada. Yani bu eser yapılırken buradaydı. Mimar Sinan'ı gördü, Sokullu'yu gördü. Ondan bir yüzyıl sonra Evliya Çelebi geldi, altında oturdu, onu gördü. Geldiğiniz zaman sizi de görecek. Nereyle başlayalım? Arasta'yla başlayalım. Gelin şuradan girelim içeri. Çarşıyla başlayalım. Yıllar önce Payas'a bir gelişimde Payas Belediyesi bana burada konferans verdirmişti. Konferansın konusu başkaydı. Bir geldim, dedim konferans nerede? Normalde konferanslar nerede olur? Kültür merkezinde olur. Düğün salonlarında olur. Kapalı spor salonlarında. Dediler ki Payas Külliyesi'nde olacak, dediler konferans. Payas Külliyesi'ne şimdi gireceğimiz Arasta'nın içerisini sandalyeyle doldurmuşlar. Bir de sahne yapmışlar. Konu başka. Ben elime aldım mikrofonu. Konu Topkapı Sarayı idi. Ben aldım elime mikrofonu. Topkapı Sarayı'nı anlatacağıma başladım, Sokullu Mehmet Paşa'yı anlatmaya. 5 dakika, 10 dakika, 20 dakika, yarım saat. İnanın konu Sokullu Mehmet Paşa konferansı oldu. Ama bu külliyede insan başka ne anlatır? Sokullu'yu anlatır tabii ki. Evet. İşte burası. Külliyenin Arasta kısmı, yani Arasta ne demek? Çarşı demek. Farkı ne diğer kervansaraylardan ya da bedestenlerden? Genelde aynı ürünlerin satıldığı yerler. Uzun olur böyle. Bakın, upuzun bir Arasta. İçine dükkanlar var. Dükkanların tamamının kirası nereye gidiyor? Bu külliyenin vakıf sandıklarına gidiyor. Hayır anlamında kullanılıyor. Hadi buyurun. Şimdi dediğim gibi Payas şehri artık büyüyüp büyüyüp külliyenin tamamen yanına kadar geldiği için artık bu dükkanlara insanlar rahatlıkla geliyorlar, gidiyorlar. Buralarda dolaşıyorlar. Hakikaten çok güzel oldu. Çünkü biz sanat tarihçiler şunu isteriz. Bir tarihi eser restore edildiğinde onun içine insan sokacaksın. İnsan girecek, nefes alınacak. Nefes alınırsa o esere hiçbir şey olmaz. Ama sen restore et, temizle, düzelt, kapıyı kilitle git. 2 sene sonra gene harabeye döner. Biz 4-5 sene evvel TRT'ye burada belgesel çekimi yaparken hatırlıyorum. Külliyenin çok böyle teferruatlı bir restorasyonu vardı. Tabii yıkılmış, dökülmüş birçok kıymetli taş eseri kaybolmuş. O taşlar yontularak sıfırdan yeniden yapıldı. Külliyenin eksikleri tamamlandı. Bakın, Arasta'da yürüyoruz. Geldik, geldik, geldik. Şimdi tam ortasına geleceğiz.
Bu tam orta bölümü dua kubbesi. Sokulu Mehmet Paşa'nın Hafsa'da da bir külliyesi var. Hafsa Sokulu Külliyesi. Orada da böyle upuzun bir arastası var. Dua kubbeleri mesela Edirne Selimiye Camii'nin önünde T şeklinde 3. Murat arastası var. Onun da böyle bir kolu böyle geliyor, bir kolu böyle geliyor, bir kolu da böyle. Üç kolun birleştiği yer dua kubbesidir. Ve bu gördüğünüz dua kubbesi, bakın tam şurası. Yani ne oluyordu? Şu gördüğünüz dükkanlarda esnaflar sabahleyin dükkanı açıyorlardı. Dükkanı açtıktan sonra geliyorlar burada halka oluyorlar, toplanıyorlardı. El açıp dua ediyorlardı. Ya Rabbi ürünümüz bereketli, kazancımız bol olsun diyorlardı. Ve amin deniliyordu. Herkes dükkanlarına yayılıyordu. Bu meşhur esnaf duası her cuma bugün Mudurnu şehrinin o üç kollu arastasında hala devam etmektedir. Üç kollu arastasında. Şimdi hazırsak kervansaraya giriyoruz. Bakın özeti bir daha yapıyorum. Kale bakın şurada kaldı. Görüyorsunuz kale. Bir daha bir göstereyim. Şöyle bir geçelim. Bakın. Az önce yayın nereden başlattık? Şuradan başlattık. Arkadaki atik hamamı gördünüz. Kale hala gözüküyor. Kalenin giriş kapısı. Sonra neyi gördük? Sıbyan Mektebi'ni gördük. Hemen şurada kaldı. Cami orada kaldı. Ben sizi oradan şöyle dolandırdım. Arastanın yan girişinden içeri aldım. Bakın buradan girdik. Burada dua kubbesi var. Peki şu gördüğümüz yapı ne? Bu da hamam. Bakın burası hamam. Hatta burada plan şeması çok güzel gösteriyor bakın. Şu kervansaray, şu gördüğünüz kervansaray birazdan gireceğiz. Şu kapı. Tam arkamda gördüğünüz kapıdan oraya giriliyor. Bakın şu gördüğünüz kervansarayın giriş kapısı. İmaret de bunun içinde. Tekrar plan şemasına bakalım. Kervansaraya gireceğiz şuradan. Biz şu an neredeyiz biliyor musunuz? Şu Arasta yazıyor ya. Tam bu Arasta yazan A ile S harfinin olduğu noktadayız biz. Tam şurada duruyoruz. Buradan gireceğiz içeri, kervansaraya gireceğiz. Sonra ben sizi imaret kısmına götüreceğim. Sonra taphaneleri göreceğiz yanlarda. Az önce ne gördük? Hamamı gördük. Hamam neresi? Bakın şu. Bakın burası hamam. Külliyenin hamam bölümü. Yani geliyorsunuz buraya yüzlerce yıl evvel. Yani yollarda kirlendiniz, tozlandınız, su dökünüyorsunuz. Arasta'da alışverişinizi yapıyorsunuz. Malınız var, malınızı burada satıyorsunuz. Buradan farklı mallar alıyorsunuz. Camide namazınızı kılıyorsunuz. Kervansaray bir yolcu için en olmazsa olmaz yer. Burada bir oda kiralıyorsunuz. Yükünüzü indirip bir gün, üç gün, beş gün burada soluklanıp dinleniyorsunuz. Karnınızı burada doyuruyorsunuz. Hadi gelin dinlenmeye, kervansaray kısmına geçelim. Giriyoruz. Giriyoruz bakın içeri. Hadi buyurun. Çok güzel bir manzara var. Hakikaten çok özel. Of of of. Bakın karşıda Amanos Dağları var. Size bununla alakalı bir hikaye anlatacağım. Amanos Dağları muhteşem. Yavuz Sultan Selim Mısır seferine giderken 1516 yılında o gördüğünüz dağlarda leopar avlamış. Leopar. Ve bu bölgede son leopar 1950'lerde avlanmış. İçi doldurulmuş. Ben de gördüm o leoparı. Yani bu bölge çok hakikaten yabanın hayatın aktif yaşadığı bir bölge. Kervansaray'a giriyoruz. Artık girelim. Bakar mısınız şuna ya? Of. Nasıl bir keyif. Yavuz Sultan Selim'in Topkapı Sarayı'nda bu konuda minyatürü var. Bilmiyorum beni izleyenler aranızda böyle kurt avı, domuz avı falan yaptınız mı? Bu tarz yırtıcı hayvan avlarında hayvanı çevirirsiniz. Yani mesela böyle kurdu kovalayıp falan vuramazsınız. Dağ çevrilir, hayvan o çemberden çıkamaz ve o şekilde vurulur. Eski tarihte bu şekilde bir strateji izlenirmiş. Yavuz Sultan Selim Amanos Dağları'nda yırtıcı hayvanların olduğunu bildiği için askerler çeviriyorlar dağı. Yavuz, ben gözümle gördüğümü söylüyorum. Nereden gördüm? Minyatürden. Yavuz Sultan Selim atının sırtında ondan sonra ve önünde leopar kaçıyor. Elinde şeşper var. Şeşper topuza benzer böyle sivri sivri
dişleri vardır. Şeşmeri hem de sol eliyle fırlatmış. Solaktır. Fırlatmış. Leopar'ın ensesinde patlamış. Böyle dönmekte. 1950'lerde bile burada leopar olduğunu yöre halkı söylüyor. Bir tane vurulmuş ve içi de doldurulmuş. Tabii keşke yine olsa görsek. Ortada şadırvanımız var. Bakın sekizgen bir şadırvan. Burası bir kervansaray. İşte insanlar sabah kalkıyor, yüzünü yıkayacak, abdestini alacak. Bir takım temizliklerini yapacak. Dış temizlik anında elini ayağını yıkayacak. Bu kervansarayın şadırvanını kullanıyorlardı. Bakın burası işte. Diyeceksiniz nerede yatıp kalkıyorlardı? İç odalarda ve hava sıcaksa ki payastayız. Burası yani şu an bu çekim 9 Şubat'ta yapılıyor. 9 Şubat kısa kolluyum. Gerisini siz düşünün. Millet geceleri şu sekilerde yatıyorlardı, şu gördüğünüz yerde. Ve ordular burada kalıyordu. Kervanlar burada kalıyordu. Hacca giden haç kervanları burada kalıyordu. Bir de şöyle bakın, şu geldiğimiz yol burası. Bu geldiğimiz yerin şurasında ve şurasında iki tane ayrı böyle üçer dörder odalı bir ikametgah daha var. Orası da taphane. Şimdi diyeceksiniz ya Talha Bey, kervansaray ne demek, taphane demek. Kervansaray umumi yolcuların ikamet ettiği, istirahat ettiği otel. Taphane ise tap Arapça güç kuvvet demek. Güç kuvvet bulma yeri. Bu gelen ekibin içindeki protokol misafirler, ordu geldi burada konaklıyor, komutanlar. Sürre alayı geldi. Sürre alayı Mekke'ye Kabe'nin örtüsünü götürüyor. Sürre emini nerede kalıyor? Burada kalıyor. Bakın yıllar önce ben buralara geldiğinde burada restorasyon falan daha yapılmamıştı. Buralar böyle pejmurde, berbat bir durumdaydı. Odaların her birinin içinde tuvalet var biliyor musunuz? Her birinin içinde ayrı ayrı tuvalet var. Ve 1567'de inşaatı başlıyor. 1580'de bitiriliyor. Akıl alır gibi değil. Şimdi nereye geçiyoruz? Bu gördüğünüz dev avlunun bir küçüğü var içeride. Aynı böyle üstü açık. Orası da imaret kısmı. Yani burada yatılı kalıyorum değil mi ben? Sabah kalktım. Osman'da 3 öğün yemek yoktur. 2 öğündür. Sabah kalkar çorbayla bir kahvaltı yaparsınız. Bir de ikindiye akşama arası bir akşam yemeği yersiniz. Bitti bu kadar. 3 öğün yemek yok. İmaretlerde günde 2 öğün yemek verilir ve yeter insana zaten. Göbekli olmaz kimse. Burada da karnınızı doyuruyorsunuz. Hadi buyurun. Şu taşlar mesela tarihi. Mesela bunlar değil, bunlar değiştirildi. Ama şunlar Sokulu Mehmet Paşa'nın bizzat bastığı taşlar. Mimar Sinan'ın kendi eliyle yerleştirdiği taşlar. Evliya Çelebi'nin üzerine gezdiği taşlar. Tarih boyunca binlerce, on binlerce hacı adayının Mekke Medine özlemiyle, gözyaşlarıyla dolandığı taşlar. Bir de bu taşlar bakın çok böyle eski şey olmuş. Kervanın hitap ettiği birkaç bin insan yemeklerini yemeye buraya geliyor, gidiyor, geliyor. Şuradaki trafiği düşünün yani. Hadi biz de gidelim. Çok heyecan verici ya. Şu taş aynı taş. 1570 yılının taşı. Bu taş aynı taş. O günlerin taşları. Tabi buralarda yenilemeler, değişiklikler yapılmış. Bakın burası imaret. Gördüğünüz gibi ortada şirin bir avlu var. Avlunun etrafında odalar var gördüğünüz gibi. Şimdi günümüzde tabii kafeterya hizmeti veriyor buralar. Bakın ne kadar ferah. Düşünün ya 1570'te yapılan bir eser bu. Ve bugün bile ne kadar ferah. Dışarısı sıcak yanıyor. İçerisi böyle çok tatlı. Yasın falan daha güzel olur burası ya. Yasın böyle geleceksin. Oh mis gibi. Serin serin otur eşin dostunla. Muhabbetini yap burada. Çok keyifli. Yemek yeniyor buralarda. Hem bakın bunlar ocaklıklar. Ocakları görüyorsunuz değil mi? Buralarda yemekler pişiriliyor. Yemeklerini alan insanlar burada yemeklerini yiyorlar. İmaret mutfakları ve yemeklerin yendiği yerler. Evet, çok güzel. Şu tarafa doğru geçelim. İstanbul'da Süleymaniye Külliyesi, Trakya'da Lüleburgaz'da Lüleburgaz Sokulu Külliyesi. Bunlar Osmanlı'nın en büyük külliyeleriydi. Bu da onlardan bir tanesidir. Bakın görüyorsunuz insanların karnı doyurduğu imaretler. Şöyle bir kapıdan bakalım isterseniz. Sokulu Külliyesi'nin imareti. Hakikaten çok güzel. Şuradan çıktığımız zaman cami yan tarafta. Buradan bir bakış atalım.
Artık külliyenin öbür ucuna geldik. Çıkışa geldik. Buradan da çıkıp ya da buradan da içeri girebiliyorsunuz. Bakın böyle çok güzel bir peyzaj bahçesi yapmışlar burada. Çok şirin olmuş. Hazır. Bakın bunlar da değirmen taşları. Meşhur değirmen taşları. Bunlar külliyeye ait değirmen taşları. Tabii günümüzde külliyenin değirmeni yok. Yani değirmen binası kalmamış. Günümüze gelmemiş. Normalde ne oluyordu? Bu dev taşların arasında buğday, mısır, un haline getiriliyordu. Bunlar kullanılıyordu. Hatta bu dev taşlar kullanılarak zeytin çekirdekleri ezilerek zeytinyağı üretimi de yapılıyordu. Yani külliye bir fabrika gibi çalışıyordu. Bakın cami gözüktü. Tam karşımız. Şuradan bir fotoğraf çekeyim ben ya. Çok güzel bir fotoğraf var burada. Şu kemerlerin içinden cami çok güzel. Siz de beni bir görün burada çekerken. Buyurun. Şöyle bir tane daha. Bakın. Telefonun ekranından. Ben çok severim böyle kemerin içinden fotoğraf çekmeye bayılırım. Kemerin içinden fotoğraf. Hatta bir de video alayım şöyle. Siz de bu benim çektiğim videoyu izlersiniz. Yayında. Evet, başladım çekmeye. Evet. Evet, çok güzel oldu. Hadi gidelim, cami bizi bekliyor. Tam o tarafa geçeceğiz. Tekrar ediyorum. Burası neydi? İmaretti. Yan taraf kervansaray. Kervansarayı görmüştünüz. Şimdi bir kez daha göreceğiz. Bir daha geçelim. Bakın buralar neydi? Taphaneydi. Burada bir taphane var. Orada bir tane taphane var. Dev kervansarayımız. Dönüş yolunda bir daha geçtik, gördük. Şimdi kervansaraydan Araslı'ya bir daha geçiş yapıyoruz. Araslı'mıza geçelim. Bakın kaburga tonozlar nasıl güzel. Normalde bu kaburga tonoz kilise, manastır mimarisinde, romanesk mimaride falan çok kullanılmış zamanında. İslam mimarisi de kullanmış zaman zaman kaburga tonozu. Araslı'ya çıktık yeniden. Şimdi de camiye gireceğiz. Arasta, hamam, hatırlıyorsunuz gördük bunların hepsini. Az önce çekime başladığımız yere, kalenin önüne geldik. Bakın bu kale tarihi bir doğrama kalesi. Ama 1567'de sıfırdan yeniden yaptırmış Sokulu Mehmet Paşa bu kaleyi. Ve bu kalede Osmanlı son döneminde Namık Kemal de kalmış kısa bir süre. Bir süre burada kalmış. Hazır mıyız? Caminin kapısında payas 2. Selim Camii yazıyor. Neden? Çünkü Sultan 2. Selim adına yaptırılmış bir cami. Bütün külliyeyi Sokulu Mehmet Paşa kendi parasıyla yaptırıyor. Hepsini. Camiyi hepsini kendi adına yaptırıyor. Sadece cami ve camiye çeviren medreseyi, üniversiteyi o günün padişahı 2. Selim adına inşa ettiriyor. 2. Selim 1566'da Kaan'ın ölümüyle tahta geçti. 8 senelik bir hükümdarlığı vardı. 1574'te vefat etti. Hamamı bir daha görelim. Hamam burada. Sıbyan Mektebi'ni görelim. İlkokul. Bakın ilkokulu görüyorsunuz. O da burada. Ve camiye artık gelebiliriz. Bizi ne karşılayacak? Öğrenci odalarıyla çevrili bir avlu. Ana dershane binası olarak da kullanılan bir cami. Ve ortasında 1354 yaşında bir ağaç. Hadi buyurun. Hakikaten çok güzel. Bu gördüğünüz avluda kesinlikle tüccarlar barınmazdı. Tüccarların barındığı yer az önce gördüğünüz kervansaray ve taphane bölümleri. Burası tamamen öğrencilere ait. Yüksek eğitim gören,
MUİT seviyesindeki öğrenciler, şu odaları görüyor musunuz? Bu odalarda ikişer, üçer, dörder, beşer bu genç talebeler kalırlardı. Branş branş gün içinde gelen hocalarıyla ders işlerlerdi. Ders nerede işlenirdi? Ana dershane binasında. Burada ana dershane binası yok. Sadece öğrenci odaları var. Ana dershane binası caminin kendisiydi. Mesela bir medrese gördünüz. Küçük küçük kubbeli öğrenci odaları vardır. Bir de böyle büyük kubbeli bir yapı vardır. O ana dershanedir. Ama cami etrafındaki bu yerlerde dersler camide işlenir. Cami sadece namaz kılınan yer değildir. Camide namaz da kılınır. Unutmayın. Biz böyle bir toplumun torunlarıyız. Kuyu görüyorsunuz. Tabii öğrenciler yatılı kalıyor. Sabah kalkıyorlar, yüzlerini yıkıyorlar, su çekiliyor, ediliyor. Kuyumuz var, şadırvanımız var ve camiye geçiyoruz. Finali caminin ortasındaki zeytin ağacıyla yapacağım en son ama. Bir girelim camiye şimdi. Tabi bu arada bu cami ve bu külliye dedim ya, ben 20 yıl öncesini biliyorum, mezberlikti buralar. Çok kötüydü. Baya baya ciddi restore edildi. Ama mesela revakların sütunları bakın yok, kaideleri duruyor. Sütunların üzerinde olması gereken kubbeler yok, revak kubbeleri yok. Bunların hepsi kaybolmuş. Hiçbiri günümüze gelmemiş. Bakın dökme betondan direkler yapılmış. Bunların yerlerinde yekpare mermer sütunlar olmalıydı. Muhtemelen bu sütunlar zamanında bir yerlerde kullanıldı, kayboldu. Böyle betondan yapılmış. Cami çok tatlı, klasik, küçük bir tek kubbeli Osmanlı camisi. Görelim. Ama caminin giriş kapısında bile mermer işçiliği dudak uçuklatıyor. Bakın hemen girişte görüyorsunuz. Aslında bu beyaz, siyah, beyaz, siyah, aralardaki böyle kırmızı taşlar, bunlar bana bir devleti hatırlatıyor. Bir daha alalım yüksek sesle. Bak kameramanlar nasıl biliyorlar ya. Var, bu videolar niye tadından yenmiyor? Çünkü kamerayı tutan adam konuşan kadar tarih biliyor yani. Bu iş buradan geliyor. Memlüklüler. Adanoğlu Camii'nin kapısını görüyorsunuz değil mi burada? Yani Osmanlı her ne kadar burada şu eseri kendisi yapsa da coğrafyanın sanatçıları ve insanlarından etkilenmiş. Çünkü Adana demek Memlüklü devleti demek. Adana, Payas, İskenderun, Hatay, buralar Memlüklü coğrafyası asırlarca. Ve Memlüklü mimarisi. Yani şu an ben Kahire'de bir caminin kapısında gibi hissediyorum kendimi. Mukarnasların muhteşemliğine bakın. Hadi girelim. İçeride biraz sessiz konuşacağım. Namaz kılanlar vardır. Evet. Bakın. Bu gördüğünüz cami aslında bizim çok yabancı olmadığımız bir plan şemasına sahip. Erken Osmanlı dönemi, Osmanlı kuruluş döneminde çok iyi bildiğimiz bir plan. Ters T planlı bir cami bu. Diyeceksiniz ya 1567'de başladı, 80'de bitti. Mimar Sinan'ın artık ustalık döneminde ters T planlı cami mi yapılmış? Vallahi yapılmış. Yani biz de şaşırıyoruz buna ama yapılmış. Normalde ters T plan nedir? Benim ismimin baş harfi T. Kıbleye doğru bu T'nin ayak kısmını şöyle uzatırsınız. Şöyle bir plan çıkar ortaya. Şurası kıbledir ki kıble. Şu yan tarafta caminin arkası doğru taşan kısımlarda ne yapılır? Öğrenciler ders okur. Gece sohbetleri yapılır. Gezici mutasavvıflar burada yatılı kalır. Yani çok amaçlı kullanılır. Namaz nerede kılınır? Eğer cemaat çok azsa bakın kaldırım var. Tersliğe planlı camilerde böyle bir tane basamak olur. Bursa Yeşil Cami'deki basamağı hatırlayın. Yine Bursa Çekirge Hüdavendigâr Camii. 1326'daki Orhan Gazi'nin Bursa Orhan Camii, Edirne Muradiye Camii hep ters tepe planlı. Bu basamak niye var? Namazını burada kıl diyor. Buradaki insana da karışma diyor. Bak çok önemli bir hadise bu. Kamera bu sıkıntı yapıyor mu açı olarak? Yapmıyor değil mi açı? Heh, tamam. Ben keserim arayı. Ya yani şimdi mesela bu başınıza gelmişti, benim çok geldi. Ben camide çok azar işittim o yaşlı amcalardan. Burada amca namazını kılıyor. Sen burada mesela grubunla tarihi bir şey konuşuyorsun. Amca seni kovmaya kalkıyor. Cami burası, gidin buradan falan diye. İşte o amcanın bunu demeye hakkı yok. O amca namazını burada kılacak. Ben geleceğim, öğrencilerimle burada ders işleyeceğim. O amca bana karışamaz. Ya da bir gezici mutasavvuf var, gelecek şurada istirahat edecek. Ona karışamazsın. Çok amaçlı camiler. Yani cami dört tane yaşlı amcanın akşama kadar ele geçirdiği, kimseyi sokmadığı yer değil. Hayırlı anlamda. Allah rızası doğrultusunda camide her türlü hayırlı iş yapılır. Bu gördüğünüz cami ters T planlı. T'nin bacak kısmı bakın bu dar.
dar vaziyette öne doğru gidiyor. Yanlarda kanatlar var. Gördünüz mü? Burası taphane. Yani bir nevi biz bunlara sanat tarihi taphaneli camiler diyoruz. Burada oturursun, oh böyle bağdaşını kurarsın, sohbetini yaparsın, muhabbetini yaparsın. Gerekirse yemek yersin burada, dini nikah kıyarsın burada. Gezici mutasavvıfları burada ağırlarsın, yatırırsın. Ya İstanbul'daki Rum Mehmet Paşa Camii'nin taphanesinde Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri 2,5 sene yatılı kalmış ailesiyle. 2,5 sene. Tabi aralarda duvarları falan da var. Onun için hep söylerim. Camide namaz da kılınır diye yani. Burası taphane bölgesi. Ha o gün cumadır, bayramdır, cemaat kalabalıktır. Her yer cami olarak kullanılmaktadır. Burası da böyle biline. Hazır mısınız? Çıkıyoruz tekrar avluya. Ve avluda bizi ne bekliyor? Dünyanın gelmiş geçmiş en yaşlı ikinci zeytin ağacı bekliyor. En yaşlısı Manisa'da tescili yakın zamanda yapıldı. En yaşlı ikincisi 1354 yaşında buradaki üniversitemiz tarafından tescillendi. Yaşı da belirlendi. O ağacın yanına gidiyoruz. Sözlerimizi orada son vereceğiz. Hadi buyurun. Evet geldik. Geldik bu ağaca. Bakın 1560'lı yıllarda binlerce insanın devamlı geldiği geçtiği bu coğrafyaya bir külliye yaptırma arzusu doğuyor. Sokulu Mehmet Paşa bu işin banisi olmak istiyor. Amel defterimiz kapanmasın diye. Ve yer belirleniyor. Araziler mülk sahiplerinden satın alınıyor. Buralar o zaman zeytinlik. Her yer zeytin ağacı. Buralar alınıp parsellenirken ve külliyenin konumu belirlenirken yani plan şeması buraya oturtulurken bakıyorlar bu zeytin ağaçları tabii kesilecek, eser kondurulacak. Ortada tarlanın orada bir zeytin ağacı var ama insanlar bakmaya kıyamıyorlar. Yani 1560 yılında ağacın görüntüsü bunun aynısı. Çünkü 1560 çok eski bir tarih değil ki. 500 sene öncesi. Bu ağaç şu an neredeyse 1500 yaşında. Yani bu külliye yapıldığında bu ağaç 1000 yaşındaydı. Ve burada duruyor. Zaten Sokulu döneminde not düşülmüş. Külliye yapıldığında bu ağaç 900 yaşındaymış. 900 yaşında belirlemişler. Zaten onun için üniversite yetkilileri buna 2017 yılında 1350 yaşında dediler. Biz 2021'deyiz şu an. 1354 yaşında şu an. Ve 2. Selim ferman buyuruyor. Ağaç kesilmesin, ağaç muhafaza edilsin. Ve Mimar Sinan da külliyede caminin tam ortasına denk gelecek şekilde bu ağaç. Bu ağaca göre bütün külliye planlanıyor. Şimdi ağaç korunsun ama öyle kıyıda köşede olmaz. Ağaç nerede dursun? Külliyenin kalbinde. Külliyenin kalbi neresi? Caminin avlusu. Caminin avlusuna denk getiriliyor ve burada bu korunuyor. Ve bu ağaç bu külliye gelen herkes tarafından seviliyor, beğeniliyor, dikkat çekiliyor ve hakkında konuşuluyor. Bu külliye yapıldıktan tam bir yüzyıl sonra ünlü seyyahımız Evliya Çelebi buraya geliyor. Seyahatnamesinde Payaz Külliyesi'ni anlatıyor. Anlatırken tutuyor. Bu ağaçtan bahsediyor ve şöyle diyor. Ben Hakir, o avludaki yaşlı zeytin ağacının altına oturdum ve istirahat eyledim diyor. Yani Evliya Çelebi şurada oturmuş ve bu ağacın altında istirahat etmiş. Bu ağaç her yıl hala zeytin meyvesi vermeye devam ediyor. Bizim toplumda 40'ını 50'sine gelip de emeklilik havalarına giren, tamam artık biz olduk biz bittik deyip köşeye çekilenler, şu ağacı görsün de birazcık utansınlar. 1354 yaşında hala meyve veriyor. Ve daha bayağı bir süre verecek gibi duruyor inşallah. Uzun lafın kısası. Bu külliye ile alakalı sözlerimi bitirirken şunu söylemek istiyorum. Payaz Sokulu Külliyesi birilerinin zihnimizi bulandırmak için ortaya attığı iki tane dehşetli soruya muhteşem cevap veriyor. Sorunun biri şu. Osmanlı hep Balkanlara yatırım yaptı. Anadolu'yu hep ihmal etti. Osmanlı zaten Türk değildi ki. Böyle bir iğrenç iftira var. İkinci iftira ve yalan şu. Kafa karıştırmak için atılan. Bu Osmanlı'nın Balkan kökenli devşirme sadrazamları var ya onlar. Onların hiçbir Anadolu'ya yatırım yapmadı. Hep kendi memleketlerine yatırım yaptı. Bu iki soruya da en sağlam kapak cevabı veren Payaz Külliyesi'dir. Payaz Külliyesi Osmanlı'nın en büyük üç külliyesinden biridir. Ve Payaz gibi
Anadolu ile çok alakası olmayan Orta Doğu'ya bağlantı yolunda bulunan dev bir eserdir. Yaptıran kişi de Bosna Hersek coğrafyasına ait Vişegrad'ın Sokolovic köyünden, o günlerde Sırp, Hırvat ya da tabii Müslüman Boşnaklar, o coğrafyanın insanlarından Sokullu Mehmet Paşa'dır. Balkan kökenli idarecilerimiz Anadolu'yu da ihmal etmemişlerdir, Orta Doğu'yu da ihmal etmemişlerdir. Yine Balkan kökenli Lale Mustafa Paşa'nın Nablus'ta külliyesi vardır. Hırvat Rüstem Paşa'nın Van Gölü'nün kıyısında külliyesi vardır. Ve Vişegradlı Sokullu Mehmet Paşa'nın Payas'ta külliyesi vardır. Allah aşkına Sokullu Türk müdür, Kürt müdür, Arap mıdır, Fellah mıdır? Hiçbirisi değildir. Ama bu ülkeyi çok sevmiştir. Dinimizi çok sevmiştir. Bu ülkenin insanına Allah rızası için hizmet etmek istemiştir. Ve bu dev eseri vermiştir. Ve son sözlerimi söylüyorum. Sokulu'nun şu külliyesinin giriş kapısında tarihi bir kitabesi var. Kervansaray'ın alnında. Kitabede Sokulu Mehmet Paşa şöyle yazdırmış. Ben ki diyor, bu dünyanın geçici olduğunu, bayrağımın ebedi dalgalanmayacağını gördüm. Sırf Allah rızası için Sultanımız Selim Han'ın himmetleriyle bu külüyü yaptırmaya azmi cezmeyledim diyor. Ruhları şad olsun.